Efendim herkese merhaba. Rusya lideri Vladimir Putin'in 4 Ukrayna bölgesini herkesin gözünün içine bakarak ve bütün Avrupa'nın, bütün Batı ülkelerinin, bütün dünyanın esasında kendisine çok yakın bir takım Suriye, Moriye gibi tuhaf devletlerin dışında hemen hemen tamamının karşı çıktığı bir uygulamayla ilhak etmesi Batı açısından enteresan bir dönüm noktası oldu. Batı İlk gün itibariyle sergilediği tutumla bir takım sözde strateji uzmanlarının beklentilerinin aksine Rusya ile uzun vadeli ve kanlı bir savaşı göze aldığını işaret etti ve gösterdi. Yani Batı'da ya bu noktadan sonra şu adama biraz toprak verelim, Kırım'ı da görmezden gelelim, bu savaş daha fazla uzamasın diyen bir unsur kalmadı. Ve Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde NATO, Türkiye'nin de büyük bir olasılıkla zaman içinde geniş destek sağlayacak bir planlama içinde Rusya ile bu savaşı sürdürmekte kararlı görünüyor. Bu arada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. NATO bu savaşa sadece askeri sistemleriyle katılıyor. Mesela Türkiye elindeki TB2 bayrakları veriyor. Amerika HIMARS'ları veriyor. Yani o uzun menzilli roket sistemleri. Şunlar Javelin'ler veriliyor falan. Ama hiçbir NATO ordusu daha henüz bu savaşa katılmadı. Yani esasında Rusya NATO tarafından eğitilip donatılmış Ukrayna ordusuyla savaşıyor. Ve NATO'nun böyle bir savaşa katılması halindeki kapasitesinin ne olabileceğini son 7 ayda yaşanılan gelişmelerden, cephe gelişmelerinden çok iyi anlayabiliyoruz. NATO uzun vadeli bir savaş planlaması yapmış durumda. Biraz sonra onu anlatacağım. Anlatacağım detayını kısaca. Ama bütün detayları çok iyi takip eden bir batılı uzmanın bir fotoğraftan çıkarttığı bir analiz benim de çok dikkatimi çekti. Savaş meydanları da hamaset geçmez. Yani evet, cesur olan iyi savaşır. Zor anlarda bile kuyruğunu dik tutar ama sonuç itibariyle 21. yüzyılda, 20. yüzyılda da böyleydi. Yani sanayi devrimi sonrası, kılıç kalkan meselesinin bitmesinden bu yana, hatta süngü meselesinin de bitmesinden bu yana savaşlar teknik bir konu. Yani o teknik konular çerçevesinde üstünlük sağlayabiliyor veya kaybediyorsunuz. Rusya'nın Sovyet teknolojisiyle yapılmış olan tanklarının Javelin füzeleri karşısında kağıda dönmüş olması Rus tanklarının hiçbir işe yaramamış olmasına yol açtı. Bunun gibi veyahut Rus hava savunma sistemlerinin TB2 bayraklar karşısında Libya ve Suriye'den sonra ve Karabağ'dan sonra Ukrayna'da da çaresiz kalması Ukrayna silahlı kuvvetlerine olağanüstü bir asimetrik üstünlük sağladı. Bunun gibi bir şey. Ve bölgeye giren her yeni mühimmat ve sistem savaşın kaderini değiştiriyor. Mesela ben geçen ay günlerce sizlere yüksek düzeyde hareketlilik kabiliyetine sahip orta menzilli topçu roket bataryaları, çok uzun bir isim, Amerikalılar bayılıyorlar, böyle uzun isim koyuyorlar, sonra HIMARS diye onu küçültüyorlar. Bu sistemin Ukrayna'ya intikal etmesi halinde cepheyi nasıl değiştireceğini uzun uzun anlattım, hatırlayacaksınız. Nitekim ne oldu? 45 kilometre menzilli Rus topçusuna 70 kilometre menzilli HIMARS sistemiyle vurduğuna bir anda Rus cephesi dağıldı ve Harkov'dan Luhansk, Donetsk'e doğru Ukrayna ordusu 48 saat içinde 8000 kilometre kare alanı kurtardı. Bunun gibi bir durum bu. Yani o sistem oraya gelmeseydi, o Amerikan sistemi oraya gelmeseydi, Rusya elindeki milyonlarca top bataryasıyla, yani topçu mermisiyle Ukrayna'yı mermi manyağı yapacaktı amiyane tabirle. Ama şimdi tersine döndü iş.
Şimdi HIMARS'lar vuruyor, Rus kaçıyor. Şimdi bu uzmanın dikkatini çeken bir fotoğrafta, yavaşça söylüyorum, not alın, Google'a girip bakarsınız, M30A1, M30A1 Amerikan savaş başlığı verilmiş Ukrayna ordusuna. Bunları işte o çok namlulu HIMARS roket sistemleriyle atabiliyorsunuz. Bu 2016-2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun yıllardır envanterinde bulunan çek çok başlıklı bir sistemden, yani parça tesirli bombadan bombaların yerini almış bir sistem. Nedir parça tesirli bomba? Askerliğini yapanlar bilirler. Gelir, patlar ve içinde on binlerce şarapnel vardır. O şarapnel bir anda yayılır, böyle ne varsa orada, yani yayıldığı bölgede ne varsa yok eder. Bu sistem M30A1 bugüne kadar bu konuda, yani parça tesirli bomba konusunda üretilmiş en gelişmiş başlık. Bir defa eski parça tesirli bombalarda parçalar daha büyüktü. Bu bombada tungsten ile güçlendirilmiş çelik parçalar kullanılıyor ve her biri bir bal arısı büyüklüğünde, ama bir bataryada, yani bir başlıkta 180 bin adet var. Bu 180 bin adet başlıklı şey patladığı an kilometrelerce karelik bir alanda ne bulduysa delik deşik ediyor, özellikle de insanı yok ediyor. Bu bir savaş başlığı. Ve gördüğümüz kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri Rus ordusunun zırhlı araç konusundaki zafiyetini fark etmiş durumda. Nedir de bu? Yine savaş bilgisi olan dostlarım beni onaylayacaktır. Piyade eşittir zırhlı araç korumasıdır. Yani tank önden gider, siz piyadenizi tankın arkasında tutarsınız. Niye? Çünkü piyadenizin korunması lazım kardeşim. Yani öyle ortalığa çıkıp Amerikan iç savaşındaki gibi savaşılmıyor artık. Yani böyle bir durum. O yüzden anladığım kadarıyla bu konudaki zafiyeti yakalamış Amerikan kurmayları. Şimdi Putin 100-120 bin yeni asker sokmayı planlıyor eğitimleri tamamlanınca. Bunların eline birer silah verecekler ve bu kadar kalabalık bir askeri yapının, yani askeri personelin zırhlı araç koruması da imkansız hale gelmiş durumda. Yani esasında bir intihar. Anladınız siz beni. Yani bu başlıklı, bu konvansiyonel başlıklar o Rus gençlerinin ortalarında patlamaya başladığı an inanılmaz bir cephe katliamıyla karşılaşacağız. Ve belki de on binlerce Rus genci sadece bu parça tesirli bombalar nedeniyle yok edilmiş olacak. Bu bombalar yeni geldi Ukrayna cephesine. Çünkü anladığım kadarıyla yapılan bütün kurmay toplantılarında Rusya'nın piyade unsurlarını artık korumakta çok zorlukla karşılaşacağı ifade ediliyordu. Ve gelen bilgiler lojistik destek açısından facia durumda olan Rus ordusunun cephede yaralanmış askerlerini de ölüme terk etmeye başladığı yönünde. Bazı telsiz konuşmaları tabii kaydediliyor. Orada cephedeki komutan, arkadaki komutana bize çok acele helikopter yollayın, bir şey yollayın, bizim buradaki yaralıları çıkarmamız lazım diyor. O da diyor ki kaydedilen görüşmeye göre onları bırakın. Onları bırakın demek adamı ölüme bırakın demektir. Şimdi bu parça tesirli bomba patladığında bir kısmı tabii yakınındakiler hemen ölebilir. Ama belki de yüzlercesi yaralanabilir. Yani orası burası falan filan yaralanabilir. İşte Rus ordusu o yaralıları taşıyabilecek bir kapasitenin de
altına düşmüş vaziyette. Bu facia olacak. Umarım o zamana kadar, yani o toplanan gençler, Rus gençler veya Türk gençler, çünkü çok büyük bir kısmı da Türk, o gençler cepheye intikal etmeden daha önemli gelişmeler olur. Şimdi uzun soluklu bir savaş dedim. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO bu savaşın direkt parçası olmadan nasıl bu işi koordine ederiz'i planlamışlar. Onu da ifade edeyim. Bu Ukrayna Savunma Temas Grubu ile birlikte çalışacak bir ortak komutanlık kuruluyor. Nerede? Almanya'nın Wiesbaden kentinde. Wiesbaden aynı zamanda Ukrayna ordusunun eğitildiği bir bölge. Orada bir komutanlık kuruluyor ve 40 ülkenin savunma sanayi altyapısı ve envanteri bir komutanlığın emrinde toplanıyor. Bu 20-30 tane NATO ülkesi artı 10, 40 kadar ülke, Japonya var, şu var, bu var. Bütün bu batılı ülkelerin, Türkiye'de dahil, savunma sanayi envanteri bir komutanlık etrafında toplanıyor ve Ukrayna ordusuna uzun süre yapılacak savunma sanayi desteğinin planlaması 700 kişilik bir personel tarafından gerçekleştirilecek. Çünkü şu ana kadar Amerika, İngiltere vesaire yoğun destek verdiler ama Amerika Birleşik Devletleri şey demiş, yani bu komutanlığı kuralım çünkü herkes desteğini versin ve bir koordinasyon olsun. Çünkü bir tek biz verirsek benim Pasifik'teki durumum zayıflıyor. Çin'e karşı da benim bir sorunum var. O yüzden benim Pasifik'teki durumumu da zayıflatacak bir pozisyondan çıkmak istiyoruz. O yüzden herkes savunma sanayi ne üretiyorsa burada koordine olacak diyor. Bu tabii ki Türkiye'nin de güçlü savunma sanayi altyapısından talep alınacağını ve aynı zamanda Batı'nın Rusya Savaşı'nı sonuna kadar, yani Rusya pes edene kadar sürdürmekte olduğunu gösteren çok önemli bir karar. Çok önemli bir karar. Demek ki onlar da bu işin 2023-2024'e doğru sürecek bir yapısı olduğunu görmüş durumdalar. Ama tabii bu şu andaki durumla bağlantılı bir laf olabilir. Yarın bir gün Moskova'da ne olacağı belli olmaz. Ondan sonrasına bakarız. Hoşça kalın.